Can, her sabah aynı şey mi oğlum? Hızlan biraz, sallanma. Ne oldu anne? Oğlum öyle emekliler gibi sallana sallana. Okula gideceksin daha. Sonra iki ayağımız bir pabuca giriyor. Tamam anne. Armut dibine düşer demişler. İşte bak baban da yok ortada. Niye buradasın hala hayatım? Kahvaltıya vakit kalma. Neyin var senin? Hiç, üşüttüm galiba. Geçer şimdi. Bu nasıl üşütmek canım? Yok yok, kalktım işte. Bir doktora görün Kerem, tamam mı? Tamam, ararım Murat'ı. Öyle ararım deme. Aramakla tedavi olunmaz. Kalk git kliniğe. Arıyorsun, sonra maç konuşup gülüşüyorsunuz. Nasıl hasta doktor işiyse yani. Tamam, giderim gerekirse. Şimdi nasılsın? İyice mi? İyiyim, iyiyim. Ne haber adamım? Neyin var baba? Hayda, yok olan bir şeyim. Annen cücüğünü çıkardı zaten. Bir de sen başlama. Bilmem, sapsarısın da. Kahvaltılar bitecek, ona göre. Günaydın Kerem Bey. Aha, günaydın. Bana Murat Bey'i bağlayın. Doktor Murat Bey değil mi? Evet. Galiba iyiyim. Ne demek galiba iyi? Bir şey mi var? Ya bilmiyorum. Bir ağrım var. Önemsiz bir şey de olabilir ama... Olmayabilir de tabii. Berna da sıkıştırdı. Bilirsin işte. Gel de bakalım. İhmal etme böyle şeyler. Gerekirse hocalara da gösteririm ben. Hı-hı. Tamam mı? Tamam. Ne zaman? Hemen. Öğleden sonra gel. Tamam, gelirim. Görüşürüz. Hoşça kal. Şu anda bir şey söyleyemem. Ne biçim doktorsun sen be? Ne demek bir şey söyleyemem? Tetkiklerin sonucuna bakmak lazım. Bizi uğraştıracak bir şey çıkabilir. Ne zamandır var bu? Bilmem, birkaç ay belki. Yanlış yapıyorsun. Neyse, inşallah çıkmaz bir şey. Ben sonuçları alır almaz ararım seni. Durumu değerlendiririz. Murat, ne diyorsun sen? Durumda %40, ne bileyim %30 risk var. Ne riski? Bu oluşumun habis olma riski. Ve ben küçük de olsa bu risklerden hoşlanmam pek. Kim hoşlanır ki? Seni arayacağım. Tamam. Murat. Evet. Berna'ya, ona bir şey söyleme. Söylemem, merak etme. Geldin mi canım? Erken geldin. Öyle oldu. Tamam, bitiyor bizim işimiz de birazdan. Thank you.
Kaç kere söylemem lazım ha, kaç kere? Ne oldu Kerem Bey? Niye dağıtıyorsunuz odamı, niye? Kerem, ne oluyor Allah aşkına? Sadece temizlendi odan. Halt! Dokunmayın, söyledim kaç kere. Bakma sen ona. Kafasında bir şey takıldı herhalde. Aldırma, oldu mu? Anladım. Temizlik dert ama bitince de iyi oluyor doğrusu. Mis gibi. Neyin var senin? Yok bir şey. Kadına filan sinirlenmezdin sen pek. Bir şey mi oldu? Yok canım. Ne olsun işte. Her zamanki şeyler. İş, güç. Gittin mi Murat'a? Ha evet. Gittim. Neymiş peki? Ne mi? Şey, hazımsızlık. Hazımsızlık mı? Evet ya. Görüyor musun sen? Hazımsızlıkmış o kadar korktuğumuz şey. Baba, halı sahadaydık. Görmeliydin. Ya. Var ya, bu kadar sert maç. Önce temizlik beyefendi. Hadi bakalım. Evet, hadi bakalım. Ya 2 dakika soğuklansaydım anne. Böyle teke gibi kokarak mı? Hadi banyoya. Annen aradı bugün. Annem ne istiyormuş? Hiç. Annen hangi aradığında bir şey istedi ki? Canı sordu seni. Özlemiş yazık. Kapatırken de ağladı tabii. Her zamanki gibi. Şunu okuyabilir miyim? Bu dediğiniz şekilde sonuçlanırsa mükemmel olur Kerem Bey. Ben bunun için alıyorum paranızı. Ama daha çabuk bitmesini istiyorsanız daha çok ödeyeceksiniz. Hepsi bu. Vallahi çetin cevizsiniz. Bakalım elimizden geleni yapacağız. Güle hoşça güle. Kalın. Hoşça kalın. Güle güle. Kerem Bey, o adam yine geldi. Hangi adam? Rıza Uysal vardı ya hani. Nefret etmedim adamı. Denedim ama. İyi peki, gelsin. Sizinle konuşmuştuk. Evet beyim, ama dinle hele. Ya ne dinleyeceğim ben seni? Süreç bitmiş. İş mahkemeye intikal etmiş. Atölyem kapalı. Hem de 3 aydır. İnsafınız yok mu sizin? Çocuklarım var benim. Çocuklarım. Bunu dinlemiyorum artık. Adamlar haksız. Bunu biliyorsun. Biliyorsun değil mi? Eğer Allah'tan korkuyorsan ikrar et bunu. Haksız adamlar. Zorba, kötü niyetli. Öyle değil mi? Evet, haksızlar. Ama bana parayı onlar veriyor. Sen değil. O yüzden git buradan. Sen de, senin kıçı kırık atölyen de umurumda değil. Ulan sen de adamım diye geziyorsun ya. Ört ki ölen.
Hoş geldin. Hoş bulduk. Annen aradı. Ne yapayım aradıysa? Her gelişimde sekreter gibi böyle kurulmuş saat gibi aynı şeyi söylemesen olmaz mı? Kerem. İstemiyorum. Aramasını da gelmesini de gitmesini de bu ağlak muhabbetleri de istemiyorum. Baba. Dersin yok mu senin? Diyorum. Çok serin. Yok, hayır. Pek değil. Kerem. Hı? Niye böylesin? Nasılım? Yani aşırı tepkiler veriyorsun. Bazen canı bile kırdığın oluyor. Sen böyle... Yani neredeyse deli muamelesi yapacaksın bana. Kerem. Ben sürekli canım cicim yapamam öyle, tamam mı? Yapma. Ama sürekli barut gibi de olma. Sen soru çıkarmaya mı çalışıyorsun? Hayır ama... Çocuğu da dolduruyorsun bana karşı. Herif beni görünce bir yabancıymışım gibi bakıyor ya. Paylaşmıyorsun ki onunla. İlgilenmiyorsun. Berna, yeter. Bence de yeter. Bak. Ben bu palavradan şeyleri istemiyorum, tamam mı? Mutlu mesut aile triplerini, annemin salya sümük hasret şarkılarını istemiyorum. İncelikten kırılmak istemiyorum. Ne istiyorsun peki? Çok basit. Kendi krallığımı istiyorum sadece. Önünün sonunu düşünmeyeceğim kadar para, yeterince iktidar. Hepsi bu. Ve bu işler dediğin gibi olmuyor Berna Hanım. Savaşmayan nal topluyor. Takılan kalıyor. Düşen bitiyor, anladın mı? Benim öyle olmaya niyetim yok. Yürüyen yer burası değil. Kerem, ne oldu? Bilmiyorum. Yok bir şey. Kerem.
öyle mi? Beyim, beni iki dakika dinle. Bakın buraya Ayşegül Hanım. Gideceğim dedim. Sadece iki dakika. Ne istediğini biliyorum ama yapılacak bir şey yok. Bunun adaletsiz, vahşice olduğunu biliyorsun. Sen koca bir yalanı allayıp pulladığın zaman ben duramam önünde. Cahil bir adamım ben. Yol yordan bilmem. Ama sen biliyorsun. Haksız olduklarını biliyorsun. Söyledim işte, ne yapabilirim? Ne mi yapabilirsin? Ekmek teknemi almalarına mani olabilirsin. Bir ailenin dağılmasını, 3 tane yavrunun aç kalmasını önleyebilirsin. Elini vicdanına koyabilirsin. Allah'tan korkabilirsin. Çık buradan. Yalanla abad olunmaz bey. Çıkarın şunu. Yemekteydim efendim. Çıkın lütfen. Çıkın. Allah'tan korkabilirsin. Sizi Doktor Murat Bey aradı efendim. Telefon bekliyor. Murat, benim Kerem. Tamam. Geliyorum hemen. Çıkıyorum ben. Randevularınız? İptal edin. Ne kadar? Ne? Ne kadar? Yani ne kadar zamanım kaldı? Kerem, meseleye böyle bakamayız. Belki yurt dışını falan denemek gerek. Murat lütfen. Bir yıl. Belki daha az. Hoşça kal Murat. Seninle gelmemi ister misin? Yok, sağ ol. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Üzülme, ben de bilmiyorum ne diyeceğimi. Böyle bir durumda ben... Boş ver, hoşça kal. Bütün gece. Ben anlatırım. İyi misin sen? İyiyim. İyi. Baba ne oluyor? Yok bir şey oğlum. Bir işim çıktı da o yüzden. Ani bir şey işte. Şehir dışına çıkmak zorunda kaldım. İyisin değil mi gerçekten? Evet iyiyim. Biraz dinlenirsem bir şeyim kalmaz. Murat'la konuştun mu? Neymiş? Ha, o mu? Yok canım, önemli bir şey değilmiş. Annem aradı mı? Annen mi? Aramadı. Anne. Babaanne mi sordu? Babaanne mi sordu?
Anne. Bana niye yaptın bunu? Anne ben... Ben kendi doğurduğuma yalvarmaya mecbur muyum? Telefondan dilenciler gibi seni istemeye... Torunumun sesine hasret kalmaya mecbur muyum? Ben... Sana elimi uzatmaya mecbur muyum? Sana sarılmaya mecbur muyum? Anne affet beni. Affet beni anne. Çok üzdün beni. Çok üzdün beni. Biliyorum anne. Bana helal et hakkını. Helal et. Oğlum. Oğlum. Ayşegül Hanım, bana şu adamın adresi lazım. Şu adam işte hep gelirdi ya, Rıza. Hah işte o. Hı-hı. Baban evde mi? Hı hı. Buyurun. Sen. Biraz girebilir miyim? Hayrola, ne istiyorsun? Burayı da mı almaya geldin? Hayır, biraz konuşmak istiyorum. Hanım, çay yapıver bize. Tamam. Geç öyle. Ben şey, bu durumdan dolayı üzgünüm. Emin ol, ben daha çok üzgünüm. Evet, seni dinliyorum. Davadan seninle yine feragat ediyorum. Ne? Evet. Asır altı ettiğim malumatı da hakime vereceğim. Ve elimden ne gelirse
Sana yardım edeceğim. Vaktim ne kadar kalmışsa tabii. Vaktin mi? Ne demek bu? Kim bilir, ölüm var, kalım var. Bana hakkını helal edersen büyük iyilik etmiş olursun. Ve bu da senin. Çocuklar için, bu zor günler için. Aman Allah'ım! Kerem şu anda evde değil. Evet, cebini de evde bırakmış. Bana söyle. Tamam Murat. Tamam. Bize niye söylemedin? Ne söyleyebilirdim ki? Bir yıl içinde öleceğimi mi? Takvimde işaretlerdik. 22 Aralık. Kerem ölür. Ne söyleyebilirdim? Yanlış raporlama olmuş. Ne? Murat gülüyordu. Yanlış söylemişler her şeyi. Ne? Anladın işte. Yaşayacaksın. Ne tuhaf değil mi? İnsan öleceğini anlayınca korkuyor. Çok korkuyor. Ama aslında yaşamadığını pek kolay anlamıyor. İkisi aynı şey oysa. Aynı şey. Ne oluyor burada bakayım? Baban geri döndü küçük bey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.